Hatay'da yaşanan taşkınlara neden olan Asi Nehri temizleniyor. Yapılan çalışmaların taşkınları önlemede etkin rol oynayacağını ifade eden Antakya Ziraat Odası Başkanı Abdülhay Denizli, Asi Nehri'nin kotasını düşürmek üzere gerçekleşen çalışmanın geç kalınmış bir olay olduğunu söyledi. Şimdi şu anda Asi Nehri'mizin kotasını düşürmek üzere faaliyete başlamıştır. Hiçbir zaman temizlenmemiş. Sanki gizli bir el vardı ki yaptırılmıyordu. Ve ciddi bir şekilde şu anda aşağı yukarı tek yönlü bir 6 kilometre temizlenmektedir. Bir iki ay içerisinde inşallah Asi kotası düşürerek temizlenecektir. Lübnan'dan doğan ve Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin aşırı yağışlarda taşmaması için önlem alındı. Geçtiğimiz yıl aşırı yağışlar ve Suriye Devleti'nin baraj kapaklarını açması nedeniyle Asi Nehri taşmış, başta Hatay Havaalanı olmak üzere 225 bin dönüm ikili tarım alanı sular altında kalmıştı. Bu yılda aynı sıkıntının yaşanmaması için harekete geçen Hatay Valiliği, DSİ 6. Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri nehir yatağını genişletme, kot düşürme ve temizleme işlemlerine devam ediyor. Septeler hepsi temizlendi. Septeler, bu Reyhanlı Barajı bitimine kadar başka şansımız yok. Çiftçi olarak bu septeler olmadan ürünümüz sulamaz hale geliriz. 10 Ekim'e kadar bir süre Sayın Valimiz vermişti ve bunları ciddi bir şekilde, güzel bir şekilde temizlendi. Taşkınlığı önler mi? Önler. Çalışmalar kapsamında Küçük Asi, Comba, Karasu ve Afbin kanallarında temizleme işlemleri sona ererken ekipler Muratpaşa ve Büyük Asi'de ise bu ayın sonuna kadar çalışmalarını tamamlayacak. Geçtiğimiz yıl yaşanan taşkınlardan dolayı en büyük zararı çiftçilerin gördüğünü belirten Antakya Ziraat Odası Başkanı Abdülhay Denizli, bu sene tarım alanında kayıp yaşanmaması için tüm önlemlerin alındığını belirterek, geçen sene 225 bin dönüm arazi sular altında kalmıştı. Bu arazilerin %70'i ekiliydi ve ciddi bir şekilde çiftçilerimiz zarar görmüştü. Şu anda Asi Nehri'nin kotasını düşürmek üzere gerçekleşen çalışma aslında geç kalınmış bir olaydır diyerek nehrin yıllardır temizlenmediğine dikkati çekti. Yıllardır bu Asi oldu olalı hiçbir zaman temizlenmemiş. Yazın kuruduğu zaman Asi Nehri'nin içini ekerseniz ekilir. Bir hale gelmiş ve şu anda güzel bir şekilde temizleniyor. Çiftçilerimiz erken ürün eker, taşkınlıktan koruyor. Yazın su tutacaksa benim çiftçim, yani bir kilo su tutacağına 5 kilo tutar. Temizleme çalışmasının şu anda devam ettiğini hatırlatan Denizli, çiftçilerin ürünlerini sulamak için nehre kurduğu bentlerin ancak Reyhanlı Barajı devreye girince ortadan kalkacağını aktardı. 1-2 ay içerisinde Asi Nehri'nin kotasının düşürülerek temizleneceğini belirtti ve yapılan çalışmaların taşkınları önlemede etkin rol oynayacağını da sözlerine ekledi. Bu çorbada kimin tuzu varsa, kim yardım ettiyse, kim uğraştıysa, ben Ziraat Odası Başkanı olarak çiftçilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum.